Biz bu evden taşınıyoruz. Diyeceksiniz ki nereye taşınıyorsunuz? Muğla'da Muğlalı olmayana bu tarz evleri kiralamazlar. Daha erken boşaltabiliyor kişi evi. Çünkü çok rahatsız olacağımız evet, bir şey değil. Şu anda çok sıkışık olduğumuz bir dönemdeyiz. Kira ödememenin bir avantajı var. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Biz iyi olmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Soğuklar geldi. Soğukların gelmesiyle birlikte gözüküyor mu? Sobamızı yaktık. Gözüküyor mu? Güzel güzel ısınıyoruz. Bugün biraz böyle bir dertleşme gibi bir video aslında istedik. Kafamız çok karışık. Hem belki biraz akıl verirsiniz, yol gösterirsiniz. Çünkü denediğimiz her şeyi sizinle bir şekilde paylaştık. Sizden de bir şekilde geri dönüşler aldık. Ve bu geri dönüşler bizim her zaman çok hem işimize yarayan hem de hoşumuza giden şeyler oldu. Yani kararlarımızı, kararsızlıklarımızı anlattık. Bir sürü şeyi yani şu bir yıl içerisinde... Çok şey yaptık. Evet, köye göçeli tam bir yıl oldu. Ve bu bir yıl içerisinde gerçekten denemediğimiz birçok şey denedik. Bahçeyle alakalı, ekip biçmeyle alakalı işte yaptığımız işte turşudur, salçadır bir sürü tavsiyeler aldık sizden. Bir de bir biliyorsunuz yılan hikayesine dönen taşınma hikayemiz var. Bir taşınma sorunsalı. Yine aynı konuyla alakalı hayatımızda belirsizlikler var. Bunlarla alakalı biraz dertleşmek istedik. Evet, biraz hem dertleşelim hem akıl alalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar biz bu evden taşınıyoruz. Bu kesin bilgi, kesin olan bir şey. Şimdi süreç biraz şöyle oldu. Rahmetli Dilara ablanın evine bakarken işte Kaan'la o görüşmelerimiz sırasında ev sahibimiz çok memnun olmadı bu durumdan. Bir takım böyle anlatabildiğimiz şeyler var, anlatamadığımız şeyler de var. Böyle onların hepsini birden topladığınız zaman buradan taşınmamız gerekiyor. Ve şu an buradan taşınmak için 1,5 ay kadar bir süremiz vardı. Aslında şu an 1 ay kadar bir süremiz kaldı. 1 ay içinde ev bulup buradan taşınmamız gerekiyor. Yani bizim en iyi ihtimalle hani herhangi bir konuda ricacı olmamak için Ekim'in 15'inde anahtarı teslim etmemiz gerekiyor. Şimdi orada da diyeceksiniz ki nereye taşınıyorsunuz? Nereye taşınacağımızı şu an için bilmiyoruz. Peki hangi şehre taşınıyorsunuz derseniz onu da aslında bilmiyoruz. Şu anda yorumlarda da çok gelmişti İzmir'den, bizim kalbimizin olan Muğla'dan ve mevcut oturduğumuz Sakarya'dan ev bakıyoruz. Birkaç tane de aslında değerlendirebilecek şeyimiz oldu, seçeneğimiz oldu. Şimdi biraz onlardan bahsetmek istiyoruz sizlere. İlk olarak bir süredir takipçilerimizden biri olan, yüz yüze hiç görüşmediğimiz ama yine aile gibi hissettiğimiz abonelerimizden biri bizimle iletişime geçti Instagram üstünden. Kendisi şu anda Muğla'da yaşıyor. Kavaklıdere köyünde, Menteşe Kavaklıdere evet, köyünde bir evden bahsetti. Bir süredir boş olan bir evden ama işte kiralanır mı kiralanmaz mı? Çünkü şöyle bir bilgi paylaştı ki biz aslında o sorunu burada da yaşadık. Evet. Yani bir yere yabancı olarak gitmek, hiçbir bağlantınız olmadan gitmek ev kiralarken ciddi bir sıkıntı. Ya da işte gidip kendiniz bakmadığınızda çok daha zor. Çünkü rakamlar yerlisine... Uçuyor. Evet, yerlisine farklı, yerlisine farklı, yabancıya farklı. Evet. Bir de şöyle bir şey vardı. Direkt karşı taraf söylemişti. Zaten. Muğla'da Muğlalı olmayana bu tarz evleri kiralamazlar. İnsanlar genelde kiralamak yerine her sene 10 gün 15 gün buraya gelip bayramlarda işte ocağı tütsün yeter mantığıyla böyle yerleri kendilerinde tutuyorlarmış arkadaşlar. Köyden birazcık bahsetti. Rakım oldukça yüksek bir yer. 700 metre. Için. 780 gibi bir rakım vardı. İşte köyden bahsetti. İşte lise, okul vesaire hani her şey var. Hastane vesaire her şey var. Ev kirası için de bize çok makul gelen, bir çok böyle müthiş hissettiğimiz, süper olur dediğimiz bir kira söyledi. Çünkü şöyle mükemmel, neye göre? Arazi, geniş bir araziden bahsediyoruz. 4 dönüm arazisi olan, 4 artı 1, 100 tavuk
galiba. Yani 100 tavukluk. 30'da büyükbaş hayvanın. 30'da büyükbaş hayvanın barınabileceği kümesi ve ahırı olan. Evet. Güzel bir ceviz ağaçları vardı ceviz galiba. Ceviz ağaçları. Yani ağaçlar vardı değil mi? Ceviz ağaçları dedi. Ceviz galiba. Ağaçları vardı. İşte üzüm pekmez yapıldığına göre üzümle evet. ilgili şeyler vardı. Şimdi orada şöyle bir handikap var. Teker teker biz tüm hepsinin artılarını eksilerini sayalım. Kasım sonu boşaltabiliyorlardı evi değil mi? Evet. Bizim de hemen taşınmamız gerekiyor. Çünkü yine daha önce evi kiralamayı düşünmemiş buradaki ev sahibi. Aracı olan bu abonemiz vesilesiyle düşünebilir hale geldi ama henüz netleşmiş bir şey. Tam bir karar da vermedi aslında. Olmamakla beraber evet yani eğer olursa da Ekim sonu. Kasım sonu evi boşaltabileceğin. Çünkü ev zaten yani ara ara gelip gittikleri eşyaların olduğu bir yer. Hani boş bir ev değil zaten. Yani burada ev sahibiyle anlaşabilirsek ve okey dersek bizim aşağı yukarı bir ay, bir buçuk ay kadar kalacak bir yer bulup eşyaları da depo gibi bir yere koymamız gerekiyor. Burada böyle bir sorun var ama şu var. Yani ev olumlu olursa biz böyle bir yola girmeyi düşünüyoruz. Hı hı. Çünkü güzel bir yerde, güzel bir ev, olanakları güzel. Oradaki insanlar güzel, bizim de istediğimiz bir hayat. Yani şimdi şöyle bir şey gelebilir, yorumlarda onu izah etmiş olayım. Daha erken boşaltamıyor kişi eve çünkü hem evde eşyaları var hem de işte şu anda üzüm pekmezi yapıyoruz, o dönemdeyiz, yani işlerimiz var. Aynı zamanda da kişi şu anda Bodrum'da oturuyor, oradaki evimde bir tadilat var. Yani bu süreci mutlaka bu şekilde geçirmek gerekiyor diyor. Çok şanslıysak belki 10-15 gün daha belki öne çekilebilir ama her halükarda bizim istediğimiz tarihten daha geç tabii bir tarihte olacak ev. Önce evi kiraya vermeye ikna olması evet, lazım. O da yani, net değil yani. O olduktan sonra çünkü evet. Kasım sonuna kadar bir şekilde bekleriz. Orada bence bir problem yok. İkinci olarak burada hemen bizim iki sokak arkamızda bir tane ev var. 7+1 falan ev ya da 8+1 olabilir. Çok orası büyük. Orası dubleks, 2 katlı bir ev. Dubleks, 3 katlı bir ev aslında. Bir de altta bir farklı yani girişi olan, kapısı farklı olan bir tane de ayrı bir ev var. Ayrı bir daire daha. Ayrı bir daire var. Hepsini birden kiraya veriyorlar. 2 dönümde bahçe içinde. Yani şu anki bulunduğumuz yerden aslında daha iyi ve kira olarak da daha şu anda ödediğimiz kiranın, zamlanmayan kiranın yarısından daha düşük bir bedel istediler. Ama orada da şöyle bir sorun var. Burası 16-17 ortaklı bir yermiş. Yani böyle miras kalmış. İşte dededen torunlara bir sürü torun. Anlaşamadıkları için bu yeri satacaklarmış. Ama satış işlemi, bu dava süreçleri vesaire derken 1,5 sene sonra olabilecekmiş. Ortaklaşa bir karar alıp bu 1,5 seneliğine bu evi kiralamak istemişler. Şimdi burada da şöyle güzel bir şey var. Biz herhangi bir taşınma ücreti vermeden buraya taşınabiliriz. Çünkü çok yakın. Tabii vermeyeceğiz derken gene en az 3 tane adam tutmamız lazım. Gene bir kamyon tutulması lazım vesaire ama yani çok daha cüzi rakamlara buradan oraya taşınabiliriz. Tabii çünkü bir yakıt olacak bir şey yok. Yakıt olacak yani. Bir şey yok. Aynen 2 sokak. Ama yani bir sene, 1,5 sene sonra tekrar bir taşınma süreci olacak. Bu da bizim çok sıcak baktığımız bir şey değil. Evet yani bizim niyetimiz buraya gelirken de çok kısa sürede taşınmak değildi. Fakat işte neticede olaylar bu şekilde gelişti. Şimdi taşınacağımız yerde de artık hani zaten gönlümüz Ege'de. Orada bir ev bulursak belki öncelik orası. Şimdi bu evle alakalı da diğer bir durum da şu. Ev aslında 2 yıldır değil mi Deniz? Yani Deniz gördü bu arada. Ben görmedim. Ev 2 yıldır kimse oturmadığı için ciddi anlamda bakıma ihtiyacı var. Yani bahçenin de evin de. Aslında o bizim çok rahatsız olacağımız evet, bir şey değil. İstiyoruz ama şöyle bir şey düşünsenize. Tam bakacaksınız, adam edeceksiniz. Ondan sonra tekrar taşınmak zorunda kalacaksınız. Burada yaşadığımız bu şeyi orada da tekrar yaşamak istemiyoruz. Mümkünse, kısmetimizdeyse şayet bir dahaki taşınacağımız evden ev alarak çıkmak istiyoruz. Artık kendi yerimize geçerek çıkmak istiyoruz. Tekrar böyle yani evden eve kucaktan kucağa gibi dolaşmak istemiyoruz. Yani bir ev almak istiyoruz tabii inşallah ama işte öyle bir şu anda birikimimiz yok. Yani öyle hazırlıklı bir durumumuz yok. İnşallah ilerleyen süreçte işler alabiliriz. Yoluna girer. Bir şeyler daha akışta yolunda gider ve biz alabiliriz. Bu arada üçüncü bir seçenekte Mücahit abiler. Yani şöyle aslında konu. Mücahit abiler bir hayvancılık işi yapacaklar. Bir yer kiralıyorlar. Orada da hayvanlara da işte birisi baksın vesaire diye böyle kalacak yeri olan 6 depo işte 10 dönüm galiba bir çiftlik içinde gene baktığın zaman tam bir köy evi bir yer ayarlıyorlar. Sonra
vazgeçiyorlar. Hani böyle bir maliyet de olmasın. Biz işi daha farklı şekilde yapalım. İşte hayvanlara da biraz biz bakabiliriz. Kendileri bakabilirler diye düşünüp bunu iptal ediyorlar. Buraya gelip sohbet içinde bizim bu taşınamama, taşınma sohbetimizi yakinen dinlediklerinde hani bir de burada dedik ki anlatılanlar var, anlatılamayanlar var. O anlatılamayan şeyleri de tabii daha böyle ikili sohbetlerde rahat konuşabiliyoruz. Anlattığımızda bize dilersen hani böyle bir yer var. 2+1 bir ev. Gelip kalabilirsin ama işte bize kira önerirsen öyle bir şey olmaz. Kira vermeyi kesinlikle düşünme. Gelip bir yer bulana kadar burada kalabilirsin. Ben ortaklarımla da görüştüm bu konuyu. Onlar da buna okey dedi. Ama hani şunu da tabii söylüyor. Biz de diyor yani boyattık ettik bir elden geçirdik ama hani şu anki eviniz gibi bir ev değil diyor. Hani buradaki durum da biraz bu. Birebir zaten şu anki evim kadar büyük bir ev arayışında da değilim. Evet. Biliyorsunuz olsaydı eğer biz Dilara ablanın evine taşınacaktık yani 1+1 bir eve. E tabii. Geçen bizim için olumluydu yani. Canlı yayında da söylemiştim. Yani şu anda imkanımız olsa bir karavanımız olsa karavana direkt geçeriz. Karavanda yerleşmeyi yani karavanda yaşamayı göze alacak bir kafa yapısındayım şu anda. Haliyle öyle çok geniş, çok konforlu bir ev arayışında değiliz. Biz huzurlu bir ev arayışındayız. Aynen öyle. Yani bunu yorumlarda da çok yazmıştım. Kendimizi güvende hissedeceğimiz, çocuklarımızın güvende olacağı, mutlu olacağımız, huzurlu olacağımız, uyumlu hissedeceğimiz bir yerde yaşamak istiyoruz aslında. Bir de işin tabii ki maddi boyutu var. Bütçemize uygun da bir yer olursa tabii çok iyi olacak. Bir süredir aslında söylüyoruz işte online satışlar kötü, biraz hazırdan yiyoruz vesaire diye. Bir doğum oldu. Doğumda biliyorsunuz bizim de beklemediğimiz bazı şeyler oldu. Doğum İstanbul'da biz git gel vesaire derken zaten biraz bütçelerimizi aşmıştık. Böyle tam maddi açıdan zor olduğunuz bir anda da böyle bir hareketin olması insanı daha da çok zorluyor aslında. Şöyle diyebilirim. Ben böyle şeylere biraz kafayı takan ve pimpirikli bir adamımdır. Hani bizim ailenin pimpiriklisi benim diyorum ya her zaman. Böyle bir babanın gece uykusunu kaçıran şeyler bunlar. Çünkü hani bir babanın başlıca görevi nedir? Çocuklarının ve eşinin başında bir çatı tutabilmek. Şu an o çatının neresi olacağı belli değil. Bizim bir ay sonra farklı bir evde uyanacağız ama hangi evde uyanacağız o belli değil. Tabii hayat ne gösterir bilinmez hani yarın bize ne getirecek ama bunun stresi de bizi biraz olumsuz etkilemiyor değil. Bir de işin şu boyutu var. Tabii bu durum bizim videolarımızı da biraz etkiliyor. Yani size yansıtmıyoruz biz bunu bir şekilde. Allah'tan üretici insanlarız. Hayal gücümüz geniş. Benim aklıma gelmese Filiz'in aklına gelmese benim aklıma geliyor ve güzel bir konu bulup video çekebiliyoruz. Mesela en son konserimiz gibi. Deniz'in fikriydi. Böyle bir şey giremezdim. Cesaret edemezdim. Mesela şimdi bahçede iş yapamadığımız için çünkü bir şey yapsak devamı gelmeyecek. Şimdi burada benim çok üzüldüğüm bir şey var. Mesela kışlık sebzelerimizi vesairelerimizi ekmemiz gerekiyordu. Ama şu an ekemiyoruz. Çünkü ekersek zaten alamayacağız. Öyle bir uğraş içine girmek istemiyoruz. Büyük ihtimal gideceğimiz yerde de geç kalacağız. Gene deneyeceğiz tabii bir şeyler. Hızlı hızlı yapmaya çalışacağız ama bir de işin şu arkada yanan arkadaş boyutu var. Yani bir bebek var sonuçta. Isınma konusu ciddi problem olabilir. Biz buraya geldiğimizde yani köy yeri odun bulmak ne kadar zor olacak ki falan diye düşünerek zormuş. Yani gelir gelmez bu işe girişmemiştik. Bir arayışa girmemiştik ama gerçekten odun bulmak çok zormuş. Ki doğalgaz olan bir yer burası. Evet. Ama doğalgaz kullanmak istemedik. Soba yakmak istedik. Şimdi bir taşınma arifesindeyiz. Gittiğimiz yerde doğalgaz olacak mı olmayacak mı bile zaten şüpheli. Yoksa bir şekilde odun bulabilecek miyiz? İşin o kısmı var. Bir de çok soğukta eşya taşımak, toplanmak, yerleşmek var. İşte abonelik bir şey varsa bile yani şey sonuçta doğalgazınızı açtıracaksınız varsa. Elektriğini açtıracaksınız. Yani bir dünya iş olacak. İş var, uğraş var. Biz bunu ne kadar hızlı yapabilirsek, ne kadar hani mevsim daha da zorlaşmadan yapabilirsek o kadar karlı olacak bizim çünkü için. Çünkü bizim aileler yakın değil. Taşınma işleminde bize destek olacak ailelerimizden kimse yok. Yerleşme konusunda yanımızda bile yerleşme yani, konusunda da çünkü Filiz çocukları alıp baksa sen hani onlara mukayyet olsan
Ben mesela bu koltuğu nasıl tek başıma kaldırayım? Mutlaka birisine ihtiyacım var. Bunu eve yerleştirmede, etmede vesaire de. Sonra temizliği, memizliği vesaire derken gerçekten çok işimiz var. Tabii, Allah tabii, yani yardımcımız olsun diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Bile, yani şimdi mesela kaba taslak eşya koydun ama iş o kadar da etmiyor ki. Şimdi burada kadın abonelerimiz beni daha iyi anlayacaklar. Evet, dolapların zor, içine yerleşiyor canım. Yani. Ya, o kadar mutfak eşyası, kıyafet. İlk başta önemli olan bir ev bulmak. Tabii tabii. Yani ama ev bulamadıktan sonra yerleşemiyorsun çünkü. Evet. Yani öyle bir şey yok. Şimdi şey de çok istediğimiz bir şey değil yani, tabii ki sağ olsun Mücahit, bu arada o kadar güzel bir davet ki bu. Yani gelin kalın, hiç parayı da düşünmeyin vesaire. Tamam ama hani bizim de çok tercih etmek istediğimiz bir şey değil. Ama artık son çare olarak hiçbir şey olmadı. Ev bulamadık. Çıkmamız gerekiyor. Ne yapalım? O zaman arayıp yani hani böyle böyle bir şey vardı. Gelelim mi? Demek zorunda kalacağız ama bunu istemiyoruz. Değil mi yani hani inşallah. İşte şu an paramız yok ama hani yeterli parayı kazanıp ev alıp kendi evimize çıkacağımız bir eve taşınırız. Ya istemiyoruz şöyle, ya bir yandan tabii ki avantajlı tarafları var. Şu anda çok sıkışık olduğumuz bir dönemdeyiz. Kira ödememenin bir avantajı var. Aynı şehirde olduğumuzda nakliye problemimizin olmayacak olmasının avantajı var. Ama bir yandan da evet, gerçekten artık devamlı yaşayacağımız şehri bulmak, uyumlanacağımız, akortlanacağımız yere bulmak da önemli. Çünkü bir şekilde ha gittim ha gideceğim dediğiniz yerde çok verimli bağlanamıyorsunuz. Yani, oraya bağlanamıyorsunuz. Evet, bir şey yaparken bile, bulunduğunuz evde, yaşadığınız evde bir şey yaparken bile ben kiracıyım, bunu götürebilecek miyim, götüremeyecek miyim? Bu ne kadar kullanabileceğim düşüncesiyle bir şeyler yapıyorsunuz. İnsanın kendi o düşünceden öte, şimdi beni erkekler daha iyi anlayacaktır. Hani burada ayrım yapmıyorum kadın erkek diye ama hani genelde daha böyle erkeğin üstüne vazife oluyor ya. Hiçbir erkek de böyle bir durumda kalmayı da çok istemez. Evet. Hani daha böyle benim olsun, hani vereyim, daha rahat hareket edebileyim tarzında bir şey ister. Pek benim tercih etmek isteyeceğim bir şey değil. Ama çok güzel bir iyilik mi gerçekten? Evet. Çok güzel bir iyilik. Ailelerimizden görmediğimiz tarzda evet. Bir iyilik. Yani hani bunu söyleyerek bir defa hem Mücahit hem ailesine hani burada tekrar çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir şeyi biz kendi annemizden babamızdan görmedik. Neyse, orada bir şey söylemek istemiyorum. Oralara girersek konu çok uzar. Ne diyeyim? Sen şimdi biliyorsun her şeyi. A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim, bilemedim. Yani kafamız çok karışık dostlar. Sizden öneriler gelmişti. İzmir civarında da düşünebilirsiniz. Bayındır. Vesaire diye biz bakındık ama daha hani bir yer bulamadık. Bu böyle ya işte sadece Muğla'ya gitmek istediğiniz için. Yok, eviniz çok güzel, eviniz cennet çok gibi. Güzel. Biz evimiz güzel diye bu evi tuttuk. Evimizden zaten çok hoşnuttuk. Bununla alakalı bir problem yok. Fakat artık taşınmak buradan kaçınılmaz bir durum. Bu kesinlikle olacak. Yani bunun geri dönüşü yok. O burada zaten hani evet. Burası net. Yani bu bir şımarıklık değil. Biz en nihayetinde hep böyle Ege hayali kurduğumuz için bulabilirsek, o tarafa geçelim evet, bari. İmkanlarımıza uygun bir yer bulursak orası tabii ki daha iyi olacak. Bunu çünkü birkaç sene sonra tekrar bir taşınma telaşına girmemek yoksa için. Yoksa aklı başında olan kimse rahatken böyle bir yeri bırakıp gitmez. Tabii yani daha hani yani 2 aylık olmadı Murat Deniz. Hani daha çok ufak. Mia deseniz daha 2,5 yaşında değil. Şimdi 2 tane küçük çocuk, tek başımayım, gideceğim. Hani ne burada ne de olursa Muğla ya da İzmir'de bir tanıdığım yok. Bir arkadaşım yok. Şimdi Muğla konusu olursa bize aracı olan arkadaşımız ya da işte Muratça gibi hani bize yardımcı olmaktan gerçekten hoşnut olacağını düşündüğüm insanlar var. Ellerinden geleni de yapacaklardır inanıyorum ama neticede ev içinde yalnızız yani. Böyle de bir durum var. Ya hani şöyle bir şey söyleyebilirim. Niye hani Muğla tarafına gitmek istiyorsunuz derseniz. Mesela işte şarkı söylediğimiz videoyu koyduk. Akşam Muratça mesaj attı. Direkt sesli mesaj göndermiş. Mücahit yani, abiler de buradaydı. Mücahit abiler de buradaydı. Mücahit abilerle de tanışıyor. Bu arada çok enteresan. Ege'den. Eşlerin isimleri aynı. Çocukların isimleri aynı. Muhabbetleri de var. O sıcaklık ta oradan buraya gelirken biz daha yakına gittiğimiz zaman bu sıcaklığın daha çok olacağını ümit ediyoruz. Daha doğrusu ümit etmiyoruz, biliyoruz ve bunu istiyoruz. Başka da tanışıp görüşebileceğimizi düşündüğümüz insanlar var takip ettiğimiz. Tabii izliyoruz, takip ediyoruz. Biz bu herhalde Köye Göç kanalları içinde
en son jenerasyonlardan biriyiz. Yani en son katılanlar. Genelde daha pandemi öncesi ve pandemi döneminde açılan kanallar ve tutan kanallar. Biz pandemiden çok sonra... Tabii bizim bir yıl oldu tam. ...başladığımız bir şey olduğu için... Hani izlediğimiz, sevdiğimiz aileler var. Daha yakınlarına da gitmek istiyoruz. İletişim kurabileceğimizi düşünüyoruz. İşte Ege'de birkaç kişiyle tanışmıştık. Bunu da o yüzden istiyoruz aslında. Bu arada Murat Deniz'in kontrolleri için yarın hastaneye gideceğiz. Deniz'le ikiye bölünüyoruz. Ha. O Mia'yla kalacak. Aynı zamanda kargo işlerimiz falan da olduğu için. Ben de ilk kez Murat Deniz'le yalnız dışarıya çıkacağım. Yoğun bakım sürecinden sonra en azından şu an için bize söylenen 6 ay kadar, 6 ay sonrasında da bir şeyler olur mu bilmiyorum ama en azından bu ilk 6 ay istenilen bazı testler var. Kardiyolojik, nörolojik, işte duyma, muyma vesaire. Evet. Yani işitme testi doğumda yapılmıştı fakat yoğun bakımda kaldığı için yinelenmesi, tekrar edilmesi gerekiyor. Onun dışında görme testi gibi işte kalça ultrasonu gibi rutin yapılması gereken testler de var. Yani bu süreç biraz yoğun olacak. O yüzden oturacağımız yeri artık hani belirlememiz lazım ki nerede olacağımızı belirlemek bu konuda çok önemli. Alalım. Çünkü bazı şeyler için randevu belki 3 ay sonraya gün veriyorlar. Bunlar o kadar kolay süreçler değil. Haliyle bir an önce yerimizi bulmak istiyoruz. Evet, önemli. Bir taraftan da bir şimdi heyecanlıyız. Yarın doktor ne diyecek, muayene nasıl olacak? Zaten size bir şekilde bunu videolarla haberleşiriz, söylemiş oluruz. Derken bir ikinci de şöyle bir etki var aslında, onu atladık Filiz. Şimdi Muğla'da ne varıyorsunuz, niye gidip bakmıyorsunuz? Deniz sen gitsene mesela diyeceksiniz. Evet. Şimdi evde onu ben istemiyorum biraz. Filiz'le Mia ve Murat Deniz'i bırakamıyorum. Niye evet. bırakamıyorum? Şimdi buraya en yakın bakkal bile bir 10-15 dakika yürüme mesafesinde. İlçeye gitmeyi geçtim. Hani köyün bakkalına gitmek istese 10-15 dakika yürümesi lazım. Ne yapacak? Mia'yı boynuna asıp hani Mia'yı arabayla mı çıkartacak? Bir taraftan Bambam var. Her gün sabah akşam yürütülmesi lazım. Evde ne yapacak? Mia sen Murat Deniz'e bak, ben Bambam'ı mı yürütüyorum diyecek. Ya Bambam hiçbir zaman köpek sahibi olanlar biraz anlayacaktır beni. Şimdi Bambam hiçbir zaman yaşadığı alanın içerisinde ihtiyaçlarını gören bir hayvan değil. Yani tuvalet ihtiyacını karşılayan bir hayvan değil. Hiçbir köpek aslında bundan zaten hoşlanmaz. O nedenle bahçeyi bunun için hiçbir zaman kullanmadı, kullanmıyor. Yürütmek gerekiyor. Yani o benim Deniz olmadan yapabileceğim bir şey değil. Çünkü hani iki çocukla bu mümkün değil. Ha, bu arada Bambam'ı yürütüyor. Hani yürütmeden dolayı sıkıntısı yok. Şimdi çocukları bırakıp nasıl yürütsün? Yok, Bambam'ı yürütürüm zaten İstanbul'dayken. Yani yaptığım bir şeydi. Ama burada bu gerçekten zor. Çünkü Mia'yı ve bebeği zaten bırakmam söz konusu değil. Bir de son dönemde burada ya yine komşumuz diyor işte. 5 yani dakika 10 dakika çocuklara göz kulak olun diyebileceğim kimse zaten yok. Haliyle ya da bir ekmek bana da alır mısınız diyebileceğim de kimse yok. Tamamen tek başıma kalacağım Deniz giderse. Yani istemiyorum derken bu yine şımarıklık değil. Kesinlikle değil. Tamamen yalnız kalacağım ve çaresiz kalacağım o durum. Ben de onu o şekilde bırakmam zaten. Ki diyeceksiniz o zaman Ebe gitseniz hep birlikte Muğla'ya. Orada yine Bambam başrollerde oynuyor. Yoksa böyle bir teklif de gelmişti zaten. Hani bu apartta kalabilirdik, gidebilirdik fakat yolculuk yine problem oluyor. Çünkü Bambam'ı işte bir arabamız olması lazım. Evet, iğneyle uyutalım, işte bir otobüste bagajla gitsin gibi bir şey istemiyoruz. O çok riskli bir durum sağlığı açısından. Ya her sene duyuyoruz bir köpek ölüyor otobüslerde. Evet. Öyle bir şey de istemiyorum. Bambam da ufak değil. Box'ını alıp yanımızda götürelim. 3 kilo bir şey olsa al box'ını. Arabanın içinde bile götürüyorsun. Yoksa belki hiçbir problem değil. Sakarya'dan Muğla'ya yani 15-16 saat bilmiyorum tam olarak şu an. Otobüs yolculuğunu çekeriz yani. Otobüs yolculuğunu da göze alırız iki çocukla, o da problem değil ama yani işte işin içinde Bambam olunca sıkıntı. Araç kiralamak bu kadar uzun süreli bir şey, yani bütçe inanılmaz yoracak bir şey o zaten. Hani öyle bir bütçemiz de yok. Öyle bir bütçemiz olsa zaten girersin sahibinden. Aylık 10 bin lira kira dersin. Yani köyceğiz mi, ortaca mı, en güzel yerdeki evlerden birine geçersin. Yani öyle bir uzun vadeli araç kiralama ihtimali yok. Birisi bıraksın, dönsün ihtimalimiz de çok zor. O da zor. Yakın bir yer değil. Yok. İstanbul gibi bir şey olsa, yakın olsa, bir saat, iki saat mesafe. Rica edersin birisinden ama şimdi biz o Ege Daya ve Kaan'ın evine bakmaya giderken yani gidiş 12 saat, dönüş 16 saat sürdü. Öyle kolay bir yol da değil.
ne yazık ki olmuyor. Zaten o tarz olmuyor. Bir araca da sığamayız. Evet, o tarz bir araca da öyle sığamayız. Sığamayız aynen. Yani biz o araca, araca tam sığdık. Ha. Mesela bir kişi daha olsa girip olmazdı. Bizi götürüp getirecek sığamazdık zaten. Ha. Yani öyle bir araç da olmaz. Biraz artık çekirdek ailenin dışına çıktık. Büyük bir evet, yani, aileyiz. Yani yine söylüyorum, bu kesinlikle şımarıklık değil. Kimse durup dururken mutlu olduğu yerde, huzurlu olduğu yerde ya dur bir maceraya daha atlayalım. Atılalım, iki çocuğu da peşimize sürükleyelim gibi bir şey yapmaz. Biz böyle anne baba değiliz yani. Hani bu böyle bir şey değil. Bu kararları bir yandan da mutlu olacağımız yeri düşünürken çocuklarımızın mutluluğunu aslında en başta öncelik olarak belirliyoruz. Onların güvenliği, onların mutlu olacağı yerler. Yani biz böyle bir hayatı seçerken bile onları bir apartman başladık. Dairesinden bile çıkarken niye düşünerek başladık yani aynen. Aslında daha organik bir hayata geçmeyi kafamızda kurgulamıştık. Tabii ki kendimiz için de ama en büyük etkenlerden biri de Mia'ydı. Şimdi yine aynı şekilde çocuklarımızı düşünerek mutlu olacağımız yeri arıyoruz. Yoksa şu mevsimde yani kimse, önümüz kış bu süreçte ya kimse böyle bir şeye durup dururken kalkışmaz. Yani kalkışmaz gerçekten. Bu arada yorumlarınız çok önemli. Bizim gün içi gerçekten neşe kaynaklarımızdan neşe bir tanesi. Tabii ilk neşe kaynağımız Murat Deniz'le Mia Su. Onlar zaten gün içinde bize mutlu olmak için çok fazla sebep veriyor. Ama onun haricinde stresimizi attığımız, böyle kendimizi sanki annemizle, babamızla, abimizle, bir kardeşimizle konuşuyormuş gibi hissettiğimiz, gülerek mesajları okuduğumuz bir şey de sizin yorumlarınız. Bu yüzden yorumlarınız çok değerli. Yorum yazmayı, bizi önemsediğinizi gösteriyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli. Biz ailelerimizden görmediğimiz bazı şeyleri buradan görüyoruz. Yani birisi çıkıp bizi hiç tanımıyor. Sadece izledi 3 tane videoyla ya gelin apartımda kalın bir ay 2 evet, ay evet, yani. Problem değil para istemeyiz diyebiliyor. Başka biri gelin bedavaya oturun hani biz sizi tanıdık sevdik. Hani siz bizi yeni tanıyorsunuz ama hani biz sizi zaten tanıyoruz. Çok hani düzgün insanlarsınız sizle komşu olmak isteriz diyebilecek. Veyahut da başka bir abonemizin bizim için şu an Muğla'yı didik didik edip ev araması gibi. Evet. Yani ki şey de değil hani buraya baktım burası olmazsa da burası olacak şurası devam olacak. Ediyor. Hani biz de her yere haber saldık. Muğla'da işte birçok bölgesinde yer baktırıyoruz. Sizin bütçenize uygun yer arıyoruz. Mutlaka alternatifler bulmaya çalışacağız diyor. Yani bu çaba o kadar kıymetli. Çok özel, yani çok kıymetli. Gerçekten. Aile yapmaz yani. Çok enteresan bir şey. Çoğu aile yapmaz yani. Yapmıyor. O da çok ayrı bir sohbet konusu. Oraya hiç girmeyelim. Hani biz daha çok güzel şeylerden bahsedelim. Biraz karışık olduğumuz bir dönemdeyiz ama güzel şeyler olacak diye i̇nşallah, düşünüyoruz. İnşallah. Biliyorsunuz Dilara ablanın evi, 1+1 evine bile yerleşmeyi göze almıştık. İmkanımız olsa karavanda da yaşarız dedik. Yani olsa elimizde öyle bir imkan. Keşke bir karavanımız olsa taşınsak değil mi? Evet. İstediğin yere çeke çeke yaşa. Aynen öyle. Yoksa bir geniş ev arıyoruz. Çok konforlu bir yer arıyoruz. Şeyinde değiliz. O durumda değiliz. Huzurumuz şu anda, olsun. Evet. Mutlu aynen olalım. Öyle. Yani belirli olsun. Ne yapacağımız belli olsun. Şu anda gideceğimiz yer belli olsa. Hı. O Muğla'daki bize bahseden abonemizin önemli. Olursa gideceğiz zaten. Olursa, koşarak. Olursa evet. Orası olursa ya 2 ay bir şekilde beklenir de yani. Bir yerde kalırım o da problem değil. Eşyaları depoya koyarız. O da aynen. Problem değil. Hani yeter ki rotamız belli olsun. İzleyeceğimiz yol belli olsun. Ki biz de ona göre organize etmeye çalışalım bir şeyleri. Çünkü nakliye firması mı arayalım? Yani nereye nakliye olayları da inanılmaz. Şöyle evet. Bir yüzeysel bakalım dedik. Rakamlar resmen dudak uçuklatıyor ama yani yakıt makıt düşününce. Yine bir abonemiz hani ayarladı. 12 bin liraya buradan değil mi? 2 kişi geliyordu galiba. İşte evi toplamaya yardım edip arabaya yerleştirip Muğla'daki yere boşaltıyordu. Buradan bir şekilde bulduk. 8 bin lira sadece araç. Buradan bir en az 3 kişi tutmanız lazım. Oraya gittiğiniz zaman 3 kişi indirmesi için tutmanız lazım. O da 12-13'e geliyor. Aynen. Yani bu 15 olur. Hani 15'i bulmuş olur sadece taşınma. Her şey bir masraf. Evet. Artık hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Diyecek bir şey yok. Allah taşınanların yardımcısı olsun. Vallahi amin. Yorumlarınızı okumaktan çok keyif alıyoruz. Bu sefer yorumlarda eğer yakınınızda, yörenizde ya da köyünüzde özellikle yine İzmir ve Muğla taraflarında yakında bir yer varsa. Evet, bildiğiniz bir yer varsa önerebileceğiniz. Çünkü bu emlak siteleriyle olacak gibi değil. Evet. Gerçekten çok zor oluyor. Bizi yönlendirirseniz, yardımcı olabilecek birileri varsa şu an izleyen çok memnun oluruz. Instagram üstünden bize ulaşabilirler. Evet, kiralık ev varsa bildiğiniz. Biz geçebiliriz. Ne
Memnuniyetle. Arkadaşlar maceramız devam edecek. Biz bir şekilde hayatımızı artık size anlatıyoruz, size gösteriyoruz. Bu hikayeyi de zaten yayınlamaya devam edeceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bam bam nerede Miha? Ne yapacaksın? Yat oğlum. Arkada soba olunca efil efil sobayı ısıtıyor. Bir de oturamıyorum ben. Zaten kalkınca da yürüyemeyeceğim bir süre herhalde. Kızarmıştır sırtımız bence. Kızarmıştır. Evet.